Herkese selamlar arkadaşlar. Bloodborne tam çözümün yeni bölümüne hoş geldiniz. Yarnım sokaklarını delicesine keşfetmeye devam ediyoruz. Hakikaten çok keyifli bir tam çözüm serisi oluyor. Sizin söylediklerinizde elimden geldiğince dikkate almaya çalışıyorum. Geri dönüşlerinize dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü bu işte beraberiz. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Burası çok değerlenecek. Ve her zamanki gibi bu hazırlamış olduğum bölümleri ben toplu olarak yüklüyorum. Eğer hepsini aynı anda izlemek istiyorsanız katıl üyesi olmanız yeterli. Diğer türlü de sorun değil. Zaten günübirlik olarak Bloodborne'un yeni bölümleri eklenecek. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde çok daha farklı oyunların serilerini yine bu kanalda görebileceksiniz. Şimdi efendim, ekipmanımızı, bir şeyimizi, her şeyimizi kontrol edelim. Testere satırımızı 4 yapmışız. Bunun dışında onaracak bir silah yok. Kan cevher şeylerini de hallettim diye hatırlıyorum ben. Evet. Aynen, burada bir sıkıntı yok. Şimdi dediniz ki siz mesela Emin niye testere satırıyla oynuyorsun? Benim yaptığım bu içerikler arkadaşlar birazcık 101 seviyesi. Yani herkesin en rahat oynayabileceği silahları seçiyorum. Ama tabii ki farklı build'lerde göstereceğim. Bu oyunda, bu tam çözümde göstereceğim diğer silahsa bu olacak. Biraz para biriktirelim. Bu silah olacak. Çünkü quality build yapıyoruz. Ve gerçekten Ludwig'in kutsal kılıcı quality build için inanılmaz harika bir silah. İki farklı silahımız olacak tam çözüm serisinde. Ama tabii ki bunlar için ilk olarak daha fazla kaynak materyaline, yani silahlarımızı upgrade edeceğimiz materyallere, hem de daha fazla kan yankısına ihtiyacımız var. Ki yine bölümün değil, serinin sonlarına doğru sizlere çok da güzel bir farm taktiği göstereceğim. İki farklı farm taktiği göstereceğim hatta. Bu sayede karakterinizi özellikle çalış zindanlarına hazırlayabileceksiniz. Bir önemli hatırlatma daha yapayım. Çalış zindanlarına tam çözüm çekmeyi düşünüyorum. Ama inanılmaz hakim değilim. Olmadı. Benim zaten Bloodborne'da bir karakterim var. Oynadım ettim. Onunla çalış zindanlarına bir kez daha girip yayınlarda oynayıp birazcık daha tecrübe kazanıp tam çözümünü çekebilirim. Çünkü inanılmaz hakim olmadığım bir konuda tam çözüm yazamam. Belki let's play olarak onu ekstradan ekleriz, zindanları, ya da canlı yayında oynarız, aklınızda olsun. Ama yani isminde bir şeyin tam çözümü yazıyorsa her şeye hakim olmanız lazım ve ben kesinlikle her şeye hakim değilim zindanlarla alakalı. Yaptığınız işin bir ağırlığı olsun kafası işte. Şimdi yarının mezar taşına gidelim ve buradan katedral semtine geçelim. Katedral semtinde artık yapmamız gereken önemli şeyler var. Bunları tamamlamadan sonraki bölgelere geçmeyeceğiz. Şimdi buradaki önemli noktalardan biri, ablamız gelmiş. Oh, brave. Thank you, Ferry. The town is in. Together we await. I can. The only is my own. If it would. Tabii tabii. Yes, coming now. Şimdi Adela'nın kanını aldıktan sonra eğer bir kez daha gidip bu abladan kan alırsanız, bu Adela gelip ablayı öldürüyor. Bu ablanın da hikayede önemli bir görevi var. Kendisi oh, sıkıntılı. Thank you. I'd like to tell all I can. Kanı reddedeceğiz, öldürülmesini istemiyoruz. Yes, I see. I suppose that. Öldürülmesin. Yeah. Halen bizi uzakta tutmaya çalışıyor ya. Şimdi Rahip Vekili Amelia aslında çok önemli bir boss. Ama şöyle arkadan takip etmesin. Ben hemen Amelia'ya gitmeyeceğim. Çünkü Amelia'yı şey yaptığınız an, öldürdüğünüz an arkadaşlar, oyun yine bir aşama daha kaydedecek ve fiyatlar iki kat yükselecek. Vallahi Türkiye gibi enflasyon var oyunda. Öyle söyleyeyim de 2-2 geliyor oyun. Hiç acımıyor. Sürekli bir enflasyon var. Her döngüde, ki oyunda toplamda 4 döngü var, her döngüde fiyatlar artmaya devam ediyor. O yüzden ekipmanlarınız açısından sıkıntı olmaması için şu anda Rahip Vekili Amelia'ya gitmeyeceğiz. Peki ne yapacağız? Oyunun farklı bir bölgesine gideceğiz. Yine çok önemli bir bölgesine gideceğiz. Ve oradaki işlerimizi halledeceğiz.
Abo, kötü yakalandım yalnız. Önemli değil gerçi. Buradan gitmeyeceğimiz için. Bakın Riot Veki Amelia'nın daha doğrusu oyunun ana bosslarından birinin bölgesi burası. Ama biz farklı bir yere gidiyoruz. Farklı bir işimiz gücümüz var. O yüzden bu arkadaşlarla şu an ilgilenmiyoruz. Kan çanağı göz. Bunlar arkadaşlar zindanlar için oldukça önemli. Özellikle şu. Bakın kan taşı parçası iyi toplamışız. İkiz kan taşı parçasını da yasak ormana gittiğimizde bol bol toplayacağız. Ama önce şurayı bir bitirelim. Eğer burası sizin için fazla zorlu gelirse ki oyun başı için gerçekten birazcık zorlu olabiliyor. Ona dikkat edin. Olmadı. Mesela Raip Vekili ve Yasak Orman'dan sonra da gelebilirsiniz. Biraz opsiyonel değil aslında burası. Ama hani oyunu burayı bitirmeden de bitirmeyi deneyebilirsiniz. Çünkü bu bölgenin sonunda şöyle göstereyim sizlere. Şu rünleri artık kullanabileceğiz. Buradaki boss'u geçtikten sonra. Bir de önemli bir hatırlatma olsun. Sezgi puanlarıyla alakalı sorular geliyor. Sezgi puanları arkadaşlar, oyundaki farkındalık seviyesi, yine bir para birimi. Ne işe yarıyor? Birincisi, ana mekandaki satıcılardan biri bize sezgi üzerinden eşya satıyor. Sezgi puanlarını orada harcayabiliyorsunuz. Bir diğer önemli noktası, yeterince biriktiğinde belli seviyelerden sonra karakterin algısı gelişiyor ki bu tamamen lore'la ve hikayeyle alakalı bir durum. Ve daha önce görmediğiniz şeyleri, daha önce görmediğiniz düşmanları, daha önce görmediğiniz düşman hareketlerini oyunda görebiliyorsunuz. Aslında bir nevi zorluğu da belli seviyede arttırmış oluyor Bloodborne. Ve ana kullanım noktalarından bir tanesi de yanınıza bir yardımcı çağırmak istediğinizde bu NPC olur, gerçek bir oyuncu olur. Bir adet sezgi puanı harcamanız gerekiyor. Buradaki köpeklere biraz dikkat etmeniz lazım. Diğer köpeklere benzemiyorlar. Bence Soulsborne'lardaki en tehlikeli köpekler de bunlar. Bir de arkada sürekli tüfek müfekli adamlar var. Bak bak, gördünüz mü? Öldürecek galiba. Vallahi iyi kaçırdık kendimizi. Neyse. Tüfekli abiler her daim sıkıntılı, çünkü tüfekliler, yani ne olmasını bekliyoruz ki. Testere satırım da işte bu yüzden seviyorum. Kullanımı gerçekten inanılmaz kolay ve çok güçlü bir silah ya. Tak diye açıyorsun. Arkadaş bu nasıl bir manyaklıktır ya. Bana nasıl saldırıyorlar. Burada elinizde kan yankısı olsun ya. Burası hakikaten sinir bozucu bir yer. Belli açılardan bol bol tüfekli abi var. Ve bu tüfekli abiler sizi yok etmeye bayağı programlılar. Ve kemik iliği ürünü. Tam canını da götüremiyoruz ha. Biz iki tane atarız biz de. Öleceğiniz mi? Çakıl taşı mı atalım bir tane de? Vallahi. Baksanıza. Tam komedi. Temkinli olursanız ve dolaşarak buraya gelirseniz bol bol yeni eşyalar kazanıyorsunuz. Bu aldığımız eşyayı da size göstereceğim hemen. Gözü pek avcı, pardon, kemik iliği külü. Civa mermilerini kuvvetlendiren ilave bir malzeme. Aslında tam olarak evet, gördüğünüz şeyi yapıyor bu. Silahınıza ekstradan hasar ver, silahınıza ekstradan hasar vermenizi sağlıyor. Belli silahlarda inanılmaz etkili. Belli silahlarda da o kadar etkili değil.
Şimdi kasaba yolundan devam ediyoruz. Burada biraz hızlı olursanız avantajı elde edebilirsiniz diyeceğim, edemedim. Ettim yoksa? Vallahi etmişim, tamam. Güzel. Civa mermimizi de alalım. Olmadı, buradan direkt koşarak gelip köpeklerle hiç bulaşmadan bu kapıyı açıp hemen lambayı yakabilirsiniz. Emlik kasabasına giriş yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Hemen yakalım. Geri dönecek kadar üzerimde kan yankısı yok. Burada deli ablalar var. Rahat periyorlar. İki kuşla da gidiyorlar şu an artı dörtlük silahımızla. Bak bak bak. İyi de vururlar ha. Hop. Hop. Baba kombolara bak. Kısa yol açana kadar elimdekiler dayanırsa şahane olacak. Kan çanağı göz. Yine kadeh zindanları için önemli bir eşya. Şu hareketi de karizması. İkiz kan taşı parçası. Güzel. Silahımızı güçlendirmek için etkili olacak bir eşya. Burada da biri var. Allah'ın delisi. Hemen yanında da delinin bilgisini bulmamız gerçekten çok manidar oldu ya. Bak burası hep böyle yarnımların gömüldüğü yerler arkadaşlar. Her yerde mezar taşları var. İsminin kabristan olması zaten öyle şey de değil. Şans eseri uydurulmuş bir şey değil. Şimdi burada fazladan sezgi puanınız varsa oyun ekstradan summon yolluyor size ve ekstradan yaratık geliyor. O yüzden sezgi puanınızı onun altında falan tutmaya dikkat edin. Ekstradan zorlaştırmayın bölgeyi. Bölgenin zaten kendine ait belli bir zorluğu var. Baksanıza yukarıdan molotof yiyip duruyorum. İlk defa bu taraftan gidiyorum, biliyor musunuz? Eşşoğlu eşekler. Atma onu. Hah, geliyor tokmaklı. Day. Ben mi sen mi? Biz bu işi biliyoruz kardeş. Yani şimdi böyle bir rezil olmayalım da. Tamam. Kabristan yolunun önemli bir kısmı şu anda halloldu. Şimdi yukarıdan sıkacaklar olduğu için tak diye bu herife zıplamayın. Bekleyin gelsin yanınıza. Tabii. Güzel. Atma molotofu, atma. Onlar kaç para biliyor musun? Enflasyon var. Bir sürü para eder onlar. Atıp durma şunları. Heh. İnşallah molotof düşürürsün. Güzel. Şurada kapı kapalı da burası kısa yol. Ama en etkili kısa yol değil tabi. Burada biraz ilerleyin. Sonra diye geri atın kendinize. Aa, hedeflemeyi unuttum. Bak ölmesine rağmen arkadaşlar vurmaya devam ediyorum çünkü can kazanabiliyorum. Şu kan şişem azaldı ama hani zaten kısa yolda açtık. Taşlarımızı alalım. İlk buraya gidin.
kısa yolu açın arkadaşlar. Sonra da ana mekana dönün. Tabi ekipmanınıza göre bu değişir. Üzerinizdeki ruha göre bu değişir. Kusura bakmayın, ben kan yankısı demiyorum. Hep aklımda ruh olarak kaldığı için böyle şeyler. Yarın öbür gün Elden Ring'de de ruh diyeceğim. Orası %90'lık bir olay yani. Şimdi 3 tane bundan kullanalım. Silahımızı da geliştirelim. Ludwig'in silahını kullanmaya daha var. Özellikle oyunun ikinci yarısında Ludwig'in silahı bize daha etkili bir avantaj sağlayacak. Zaten dönüşmeli kullanırım. Yani iki tane silah kullanırız yani, mis gibi. Şimdi 20 tane kan şem var. Yetenek, kuvvet. Seni de 20 yapacağız. Quality build gidiyoruz çünkü. Şimdi ikinci bir mezar taşı açtık. Henwick Kabristan yolu. Ben ikinci dünyaya gidelim. Demon's Souls gibi düşünün. Bu sefer ablalara pek aldırmayın. Zaten hızlı hızlı yanlarından geçebiliyorsunuz. Hemen kısa yolumuzdan yukarı çıkalım. Seviyemizi de aldık. Kazma aşağı düşecek mi acaba? Ölürseniz ederseniz diye şu asansörü geri yollayın. En güzel taktiklerden biridir Souls oyunlarında. Sonra şuradan devam edeceğiz. Hazırlayalım fazladan şeyimizi. Aha bakın. Fazla gitmeyin. Bak bu sizi aşağı atmaya çalışıyor zaten. Ona göre bir tetikte olursanız rahat edersiniz. Sonra şuradan eşyamızı alalım. Kemik iliği külü. Bayağı bir alıyorsunuz kabristan yolunda. Ve bu amcanın gelmesini bekleyin. Çok ileriye gitmeyin. Gerekirse siz onu bir dürtün gelsin. Çünkü ileri giderseniz işler karışabilir. Ah. Gerçi burada da karıştı. Tamam. Burada görüyor musunuz? Bak bak. Şurada bir tane manyak var. Bir de buraya gece gelmezseniz etrafı daha iyi görüyorsunuz oyunda. Gece ortalık çok karışıyor burada. Buradaki bir diğer sürpriz ise köpüş. Gelebiliyor mu buraya? Heh. Köpüş de halledelim. Bakalım elimizde ekipman olarak neler var. Molotov kokteyli var. Molotov kokteyli şimdi işimize yarayacak. Kan taşı parçası aldık. İlerlemeye devam. Ha dur yok. Ne yapıyorum Emin? Emin ne yapıyorsun? Emin sakin Emin. Önce şöyle gideceğiz. Bakın burası geldiğimiz yer. Burası farklı bir yer. Burada etrafınızı görmek için meşale taşıyabilirsiniz. Ki zaten bizim elimizde var. Hemen meşaleyi açalım. Burada sürpriz abi var. Ondan da civa mermilerini alalım. Sonra Deli'nin bilgisini de buradan toplayalım. Burada da bir ehil kan cevherimiz var. Başka da eşya yok bu ambarda, daha doğrusu ahır mı ambar mı artık neyse burası. Hemen yukarı geri çıkalım. Yolumuza devam edelim. Şimdiki hedefimiz kısa yol açmak. İkinci bir kısa yol daha var çünkü. O kısa yol biraz daha rahatlatıcı bir kısa yol. Ama ulaşması da bir o kadar zorlu.
Burada sürpriz bir şey var. Buradaki en büyük sıkıntı zaten sizi aşağı atmaya oynamaları. İlk saldırdıklarında sizi aşağı atmaya oynadıkları için şey yapın. Bu iki eller sizi aşağı atacağı için siz saldırın. Onların saldırmasını beklemeyin. Sürpriz yaşamayın yani durduk yere. Ay. Güzel. Büyük abi kendimize çektik. Hemen kendisini iki vuruşta hakkı rahmetine kavuşturuyoruz. İyi bari güzel kan şişesi geldi. Aa, köpek vardı, unuttum. Ben köpeği nasıl unuttum? Köpek unutulur mu bu oyunda ya? Aa, bak görüyor musunuz nasıl komboya bağlıyorlar sizi? Kan şişemizi alalım. O nereye molotof atıyor ya? Ya bu bir de aşağı düşüyor ya. Bunun en büyük sıkıntısı bu arkadaşlar. O yüzden böyle kendinizi çekip burada öldürürseniz daha rahat edersiniz. Burada aşağı düşüyor, molotof atmaya devam ediyor sonra manyak. Come and die. Ne oldu? Kim come and die? Sen. Böyle boş konuşmakla olmuyor bu işler. İcraate bakacaksın. Öldüremiyorsan öldüremiyorsun kardeşim. Şimdi arkadaşlar burada ilk olarak şu abiyi çekiyorsunuz. Bol bol var bunlardan çünkü. Ay. Gözüm görmüyor ki. Nöbetçi görünmeden halletmeniz lazım. Şimdi sıkın. Gelir o. Bırakın gelsin. Çok fazla etrafta şey yapmayın. Dolaşmayın. Gelene kadar. Veya yandaki kısa yolu hemen açabilirsiniz. Güzel. Güzel kan yankısı veriyor bir de bunlar. Şimdi arka yoldan gitmiştik belki hatırlarsınız. Oranın kısa yolunu açmış bulunduk. Bölgenin de çok çok büyük bir kısmını şu anda bitirdik arkadaşlar. Hemwick kabristan yolu çok uzun bir bölge değil. Burada en tehlikeli yerlerden biri köpekler. Bu köpekleri belli aralıklarla üstünüze çekerseniz ya da çekebilirseniz daha rahat edersiniz. Heh, bırakın gelsinler. Aha, hepsi geliyor yine ya. Ya gördünüz mü manyakları? Güvenli oynayın. Harcamaktan şeyleriniz. Aa sen. Aa, Allah'ım. Şey sandım ha. Cesedi getirmişler buraya. Ya çok vuruyorsunuz siz ya. Hakikaten öleceğiz galiba biz manyaklara. Şuraya geri kaçalım. Bunlar bir de yüksek sezgiyle gelirseniz arkadaşlar elektrik basıyorlar ha size. Öyle söyleyeyim. Elektrik melektrik manyak manyak şeyleri var bunların. Birini bile vuramadık mı? Arkadaş nasıl manyaksınız siz ya? Sen nereye yukarı çıktın ya? Kaldı mı? Güzel. Böyle biraz kaça kaça oynayacaksınız bunlara karşı. Çok etkililer çünkü. Ya şey güzel oluyor. Silahla tak diye indirebiliyorsunuz. Ama sayıları fazla olduğu için
Mesela avcı alay bozanı falan olsa yanınızda belki birazcık rahat edebilirsiniz. Şu sütun önemli. Bu sütuna daha sonradan geri döneceğiz arkadaşlar. Ben mesela attım. Gördünüz mü? Hemen tek bir tane olduğunda o kadar büyük problem olmuyor köpekler. Yoğun kıvamlı. Soğuk kan. Yoğun kıvamlı. Buradan da rün alacağız. Alalım bakalım. İnşallah ölmeyiz. Göl rünü. Bir sonraki bölümde zaten rünleri takmaya başlayacağımız için ben size hepsini de anlatacağım, edeceğim. O yüzden şimdilik rünlere kafamızı yormuyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu abi olabildi. Aa. Çok kötü oldu bu bak. Fırsatı kaçırdım ve diğer düşmanlar da harekete geçiyor siz buraya geldiniz arkadaşlar. Bak diğerleri de geldi. O niye takıldı oraya ya? Pahpa bak görüyorsunuz mu? Eyvah eyvah. Sülaleyi taktık peşimize. O manyağa bak yukarı gidiyor. Hadi. Oh, hadi demeyeydim keşke. Hadi dedik ya. Anda. Tavlayan kan CBD. Şimdi arkadaşlar aslında boss'a gideceğiz normalde ama hemen girmeyeceğiz. Çok ilginç bir numara göstereceğim size. Önce bir şurada mıydı? Alalım senin ikiz kantaş parçanı. Delinin bilgisini. Şimdi şunu hazırda tutun arkadaşlar. Gözüpek avcı işaretini. Yukarıdaki sezgimiz 6. İçeri girdiğimizde boss başladığında 7 olacak. Hemen yeniden uyanmak istiyoruz diyeceğiz. Bakın şu Doğan elemanı gördünüz değil mi? Normalde sezginiz yüksekse bu Hemwick kabristan yolunda birçok yerde bunlar canlanıp duruyor. Şimdi avcının rüyasına geri dönüyoruz. Elimizde çok da ruh var zaten. Şimdi geliyoruz. Ruhları patlatalım. Çok da bir şey fark etmeyecek ama. Welcome home, Buddha. Dur. Önce gidelim bir şuradan alışverişimizi yapalım. Testere satır için daha çok ihtiyaç var. Oo. Tamam. Kan cevheri olarak yeni bir şeyler eklendi. Bir etkileri var mı bakalım. Bakın bu güzel tavlayan kan cevheri. Kabristan yolunda almıştık yine. Şimdi bir sonraki aşamamız şu gelip buradan arkadaşlar. Yani ateş kağıdı alabilirsiniz. Başka da bir şey yok şu an zaten. Sezgiden hepsini sıfıra indirin. Sezgiyi sıfıra indireceksiniz. İlk olayımız bu. Welcome. What is it? Sonra 19 burada var. Şimdi 15 yapıp böyle canı yükselteceğim. 20-20 şu anki aşamada gayet yeterli. Şimdi sıfır yaptık ya Sezgi'ye. Hemrik kabistan yoluna devam edeceğiz. Zaten kısa yolları açtık biz. Kısa yolları açtığımızdan boss'a çok hızlı bir şekilde gidebileceğiz. Aynı zamanda yanımızda ateş kağıdı fazladan bulunduğundan boss'la kapışırken de bu bizim çok işimize yarayacak. Ama boss da zaten çok kolay bir boss. Birazcık daha kolay hale getirdik diyebilirim size. Öyle bir şey söyleyebilirim.
nasıl olduğunu da göreceksiniz birazdan. Şimdi inelim aşağı. Burada dümdüz gideceğiz. Ama dediğim gibi bu boss'u bu şekilde daha rahat geçmenin yolunda, ki ben gene ölürüm muhtemelen bu cadılara. Bu cadılara ölmek benim en büyük huyumdur, biliyorsunuz. Burada bu yolu giderken hiç milletle uğraşmayın. Rahat rahat gidin. Hatta bir yana ateş kağıdınızı da hazır tutabilirsiniz benim gibi. Bir tek köpekler sıkıntı olabilir size bu uzun yolda da. Onlar da şey gibi, Dark Souls'taki gibi ışınlanmadığı için önünüze, sağınıza, solunuza bir şekilde atlatabiliyorsunuz. İlerleyin. Geldik zaten boss'a. Şimdi çok ilginç bir şey göreceksiniz. Bakın, bu sefer yaratık doğmadı biz girdiğimizde. Arkalarına geçin. Ah, tutmadı. Yok, o sizi kovalıyormuş, o böyle yapıyormuş, o böyle yapıyor. Hiç uğraşmaya gerek yok. Gidin teyzelerle uğraşın. Ne lan bu teyzeler? Kesin şurada vardır bir tane. Allah Allah. Hah. Bu bizim vurduğumuzdu zaten. Tamam. Şimdi birazcık diğeriyle uğraşmak lazım. Kabul ediyorum, boss'u biraz fazla kolaylaştırıyor bu. Ha. Sonunda diğer cadı. Tabi birazcık sıkıcılaştırıyor, onu da söyleyeyim. Ama yani en güzel numarası bu boss'taki. Hiç sevmiyorum ben bu boss'u. Sana bir tane vuralım da. Aa, kendimi öldürdü. Allah'ım, gün öldüm bu boss'ta ben. Lan gene öldük bu boss'ta. Benim kaderim bu boss'ta ölmek ya. Ben bunu artık kabullendim şu an. Bu boss'ta her zaman bir kere öleceğim. Ya kimse ölmez şu boss'ta benden başka ya. Ama şimdi rahat diye de birazcık tabii şey yaptım ya. Çok rehavetle saldırdım ya. Evet, çok güzel. Arkadaşlar önümüzü göremiyoruz, bir durun. Hah, geldik. La bu boss'ta öldüm ya. Bu boss'u öleni oyuna almıyorlarmış. Kızdırmayın teyzeleri. Bu da diğer teyze herhalde.
En diğerine. Şurada bir hareketlik gördüm ama. Oranın arkamda bir tane varmış. Dur, senin ne kadar canın var belli değil. Şimdi diğer teyzeyi bulalım. Veriz. 50 saniyede bulmamız lazım seni. Neredesin teyzeciğim? Aha. Aha. Öldüremezsin de. Sen öleceksin. Ya. Ya. O bir kere olur. Bak, gördünüz mü? İki yankı geldi ya anında, şey, iki tane sezgi geldi ya öldürünce. Anında şeyler canlandı, sonra geri gitti ama. Bu da böyle bir boss yani. Geldik dağın kuyruğunun koptuğu yere. Burada bir bağlanmış ceset var. Rün atölye aleti. Bu yeni aldığımız eşya sayesinde arkadaşlar, ki burada görünmüyordu galiba, ya da görünüyor muydu? Aynen. Artık Carolyn yazmış olduğu rünleri kullanabileceğiz. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.